Bu belediye yerel seçimlerle alakalı sizin öngörünüz nedir? Şöyle. Ankara Mansur Yavaş'ın, ama dikkat edilsin, CHP'nin demiyorum. Ankara Mansur Yavaş'ın. Bir kere niye rozetsiz giriyor? İlginçtir, dikkat çekicidir. AKP de rozetsiz Evet. giriyor. Yani Yani bu afişlerinde koca, parti logosu aynen yok. öyle. Tabii de o da rozetsiz giriyor. Şimdi Mansur Yavaş baştan beri tavrını koydu. Nedir? İşte ülkücü bir geçmişten geliyor. MHP'li geçmişi var. Bugün dün öyleydi, bugün böyle, yarın da öyle. Onu sürdürecek. Demek ki Mansur Yavaş'ın, tekrar söylüyorum, CHP'nin değil Ankara. Mansur, keşke CHP kendinden bir aday çıkarıp alabilseydi. İki, İzmir CHP'nin, ama oyları düşecek. Oyları düşecek. İzmir CHP. Şimdi İstanbul'a gelince, İstanbul'daki durum Binali Bey açısından hiç kolay değil. AKP açısından çok kritik İstanbul'daki durum. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u alması sürpriz olmayacak. Ama koşulu var. O koşul ne? AKP'ye oy veren seçmenin en az %9'unun oyunu alabilirse, MHP'ye oy veren seçmenin de en az %4'ünün oyunu alabilirse, İstanbul'u Ekrem İmamoğlu alabilir. İstanbul'u. Ama Ekrem İmamoğlu'nda baktığınız zaman o da sağ muhafazakar. Böyle o da bir böyle bir kökten geliyor. Her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe belediye başkanıysa da. Asıl sürpriz iki ilde. Bursa ve Adana. Bursa Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Çünkü çok CHP bir iki tane doğru bir iş yaptı. Yani üç tane değil yaptı doğru iş. İki tane belki de. Adana. Adana'da çok zorlamayla oldu. Adana'da da Seyit Torun başka bir taktik yapmıştı ama tutmadı tabii. Herkes yüklenince üzerine böyle bir, nasıl diyelim, hani yanlışlık, en hafif öyle söyleyeyim ben. Başka türlü söyleniyor da bunu nasıl yaparsın sen diyor. Çünkü kamuoyu araştırması yaptırdılar, yoklama. İkinci geleni bire koydu, birinci geleni ikiye indirdi. Neyse, Allah'tan o çok yüklenince üzerine olması gerekeni koydular öyle zeydan. Adana'yı alıyor CHP. Şimdi ama ha, öteki iller meselesi, oralarda tabii kritik işler var. Ama bu iller önemliydi. Bunlar önemli. Şimdi burada asıl soru şu. Ben de kendi kendime soruyorum ve o sorunun cevabını veremiyorum. Tayyip Bey İstanbul'u kaybetmeye hazır mı? Bu büyük mesele. Bu çok büyük mesele. Çünkü Tayyip Bey şunu biliyor. İstanbul alınmadığı sürece siyasal partinin genel seçimde artık şansı yok.